Orucun ruh ve beden sağlığına faydaları hakkında bugüne kadar pek çok şey söylenmiştir. Birçok makale ve kitap yazılmıştır diyor Hoca Efendi. Onlar da okunabilir. Az yemenin insan sağlığına faydası öteden beri bilinen ilmi bir gerçektir. Öyle değil mi? Yani inançsız insanlar bile biliyorsunuz riyazata kendilerini alıştırabiliyorlar. Sırf sağlıklı olmak için. Dolayısıyla bedene gerekli kalori ve enerjiyi sağlayacak besinleri almak şartı ile günün belirli öğünlerinde yemek yiyerek vakitsiz atıştırmalardan kaçınmak, mideye yararlı yararsız şeylerle tıka basa doldurmaktan çok uzak durmak gerekir. Şimdi iki şeyden uzak duruyoruz. Bir, değerli dostlar, neden uzak duruyoruz? Atıştırmalardan. Bunu da hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Yani az yemeği bir alışkanlık haline getirmek, çok çeşitli yememeyi alışkanlık haline getirmek ama bir de abur cuburu hayatımızdan atmak temel sorumluluğumuz. Hoca Efendi şöyle diyor bakın, gerekli kalorileri, enerjiyi sağlayacak besinleri almak şartıyla. Yani bütün bedenimizi ihmal etmiyoruz, yemeği içmeyi ihmal etmiyoruz. Bu şartla belirli öğünlerde yemek yiyerek, belirli öğünler, vakitli vakitsiz atıştırmalardan kaçınmak, yapacağımız riyazat adına yapacağımız şeylerden bir tanesi bu. Mideyi yararlı yararsız şeylerle tıka basa doldurmaktan çok uzak durmak. İkincisi de bu. Yararlı yararsız önümüze gelen şeyi yemek, taam üstüne yemek dedik ya. İşte orucun insan vücuduna sağladığı en önemli faydalardan bir tanesi bu. Atıştıracak zaman yok. İşte oruç açıyorsunuz orucunuzu koşa koşa teravihe gidiyorsunuz. Çünkü oruç tutan bir insan gün boyu ağzına bir lokma dahi götüremeyeceği gibi iftarda da az yemekle yetinir. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem oruç konusunda böyle bir sünneti var biliyorsunuz. İftarda da az yiyor Efendimiz. Çok yemenin sağlığa zararlı olduğu bugün bütün tıp uzmanları tarafından ifade edilmektedir. Hatta çok yemek ile kalp, şeker, tansiyon gibi pek çok hastalık arasında doğrudan bir ilişki olduğu da artık pek aşikar bir realitedir. Bakın, bir beslenme alışkanlıklarımızdaki bozukluklardan kaynaklanan hastalıklar var. Bir de çok yemekten kaynaklanan hastalıklar var. Kalp, şeker, tansiyon. Bunlarla çok yemek arasında çok yakın bir ilişki var diyor Hoca Efendi. Bedeni belirli bir süre yiyeceklerden uzak tutmak, geçmişten bugüne birçok hastalığın tedavisinde başvurulan tabii bir metot olarak kabul edilmektedir. Yani aslında kendimize olan şefkatimiz bizim oruç tutmamız. Ne yapıyoruz? Bedenimizi biz dinlenmeye alıyoruz. O organlarımızı, uzuvlarımızı, midemizi tatile eşkale alıyoruz. Onlara izin veriyoruz, dinlendiriyoruz onları. Adeta bakıma alıyoruz. Buna göre oruç koruyucu hekimlik açısından çok büyük önemi haiz olduğu gibi. Koruyucu hekimlik diyoruz ya, oruçtan daha büyük, Ramazan orucundan daha büyük bir koruyucu hekimlik yok. Güç yetirilebilecek hasta kimselerin midelerini her yıl bir ay dinlendirmeleri de onlar için ehemmiyetli bir tedavi yoludur. O üstad da böyle demişti, farkındasınız, ilaç demişti oruca. Hoca Efendi de mideyi oruçla dinlendirmek hastalıklar için de şifadır diyor. Bir tedavi yöntemidir diyor. Açlık, oruç bir tedavi yöntemidir. Bunun dışında sigara gibi başta damar sertliği olmak üzere muhtelif hastalıklara sebebiyet verdiği bilinen alışkanlıkların Ramazan ayının girmesiyle birlikte ciddi oranda azaldığı da bir gerçektir. Öyle oluyor değil mi? Yani sigarayı terk ediyor insanlar, Ramazan'da içmiyor mesela. Her zaman içiyor da Ramazan'da içmiyor. Hatta kimi tiryakiler Ramazan ayını vesile yaparak sigarayı tamamen bırakmaktadırlar. Allah tiryakilere bıraktırsın inşallah Teala o tiryakiliklerden vazgeçirsin. Bir tek tiryakilikleri olsun hakikat tiryakiliği. Hakikat tiryakiliği. Sohbeti canan tiryakilikleri olsun. Kardeş tiryakilikleri olsun, hizmet tiryakilikleri olsun. Kur'an okuma tiryakilikleri olsun, namaz tiryakilikleri olsun, tiryakilik olacaksa. İşte orada olsun. Bütün tiryakiliklerimizden kurtulmak.
İşte çay tiryakiliği, kahve tiryakiliği, sigara tiryakiliği. Ve şöyle diyor Hoca Efendi, diyor ki işte bu Ramazan-ı Şerif vesile edilerek bu tiryakiliklerden kurtulabilir. Orucun dolaylı da olsa insan sıhhatine böyle bir katkısından da söz edilebilir. Bir diğer açıdan daha dünyaya gelmeden anne karnında faaliyete başlayan vücudumuzun organ ve sistemleri. Öyle oluyor değil mi? Daha dünyaya gelmeden vücudumuzun organları faaliyete başlıyorlar. Özellikle de sindirim sistemimizin zaman zaman dinlendirilmeye ihtiyacı var. Şimdi sürekli faaller. Dinlendirmezseniz onlar bir yerden patlamazlar, bir yerden atmazlar mı? Tabii çevrelerince kabul edilip savunulan, özür diliyorum, tıbbi çevrelerde kabul edilen ve savunulan bir gerçektir. Sindirim sisteminin dinlenmeye olan ihtiyacı. Senenin bir ayında vücudun dinlendirilmesi anlamına gelen oruç, bu yönüyle insan bedeni için son derece faydalıdır. Faaliyet içerisinde olan her makine bir müddet sonra bakıma alınıp dinlendirilir. Öyle değil mi? Yani sürekli bakım yapılıyor. Bu bir uçak kalkmadan önce ona bakım yapılıyor. Makinelere bakımlar yapılıyor. Böyle yapılmadığı takdirde ya ömrü kısalıyor onların veya tamamen tahrip oluyorlar. Öğrencilere belirli bir süre tedrisat gördükten sonra tatil veriliyor. Yılın belirli aylarında talimler var, sonra dinlenmeler var. Sabahtan akşama kadar çalışan bir işçi akşamleyin istirahate çekiliyor. Bir mola veriliyor ona, dinlenmeler veriliyor. Eğer bunlar olmasa o tempoda çalışma ve semere verme mümkün değildir. İnsan vücudu da bir fabrika. Bakın, insan vücudunun fabrika benzetmesi önemli bir benzetme. Azalarını da o fabrikanın aletleri olarak düşünebilirsiniz. İşte oruç, vücut fabrikamızın dinlenmesine, yıpranmamasına, mükemmel bir şekilde çalışmasına vesiledir. İşte bakın, fıtri Allah onu size bir fabrika olarak vermiş. Nasıl onu sürekli sağlıklı tutabilirsiniz? Nasıl dinlendirebilirsiniz? Onun formülünü de ilahi bir formül olarak vermiş. Oruç işte şu vücudun yıpranmamasına, dinlenmesine, içinde birikmiş olan zehirler varsa onları atmasına, hastalıklardan şifa bulmasına bir vesile. İnsan oruç sayesinde zamanla vücudunda biriken zararlı maddelerden ve fazlalıklardan kurtulur. Dolayısıyla bedenen kendisini rahatlamış hisseder. Nitekim bugünün insanı fazla kilolardan şikayetçi olup bunlardan kurtulmak için kapı kapı çareler aramaktadır. Biliyorsunuz Amerika'da da çok yaygın bir problem, obezite problemi. Dünyanın başında da çok yaygın bir problem obezite. Göbek bağlamak, yağ bağlamak vücudun, bunlar çok insan bedenini tehdit eden şeyler. Bugünün insanı fazla kilolarından sürekli şikayet ediyor. Herkes diyetisyenler peşinde koşuyor. Herkes kilolarından kurtulabilmek için bir takım diyetler yapıyor. Diyet kitapları çok satıyor biliyorsunuz. Diyet programları seyrediliyor falan. Kapı kapı insanlar çare arıyorlar. Fazla kiloların vücudumuzda kan dolaşımı ve beyin başta olmak üzere çeşit çeşit organ ve sistemlere zarar verdiği tıp çevreleri tarafından kabul ediliyor. Bakın, beyne zarar veriyor, kan dolaşımına zarar veriyor, çeşitli sistemleri etkiliyor. İşte oruç, sevap kazanmanın ve Allah'ın hoşnutluğuna ermenin önemli bir vesilesi olmanın yanı başında, bir taraftan da bu gibi maddi rahatsızlıklara çare olmaktadır. İşte değerli dostlar, şu insan bedeni, ki bu bedenin ne kadar sağlığın ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Onun kıymetini o sağlığı kaybedince anlıyor insanlar, ama o zaman da çok geç olmuş oluyor. Orucun bize kazandırdığı kazanımlardan bir tanesi de işte buydu.